Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Çok fazla değerlendirecek de bir durum yok zaten. Gördüğünüz gibi piyasa kan ağlıyor diyebiliriz. Bitcoin'de ortalama olarak %20'ler civarında bir düşüş var. Altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'lerin adeta canı çıktı arkadaşlar. Çünkü dominans arttı. Dominans da bildiğiniz gibi bu hafta bir artış bekliyorduk. Bu hafta zaten yukarı yönlü hareketler gelmesini bekliyorduk. Fakat temennimiz neydi? Bu yukarı yönlü hareketlerin dominanstaki bu artışın Bitcoin'in artışıyla birlikte gelmesini umuyorduk arkadaşlar. Fakat böyle olmadı. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte dominans arttı. Bu da zaten altcoin'ler için en kötü senaryo. Eğer ki Bitcoin düşüşlerinde dominansı da arttırırsa arkadaşlar altcoin'lerin canı çıkıyor. Şu anda da baktığımız zaman tamamen bu olmuş durumda. Düşüşte dominansın da artmasıyla birlikte şu anda altcoin'lerin canı çıktı. Bitcoin'de de çok ciddi düşüşler var. Bu düşüşün haber karşılığına baktığımız zaman da Çin'in işte Bitcoin'le alakalı yaptığı açıklamalar olduğu söyleniyor. Bitcoin'le ödemeler yasaklansın tarzında, işte kısıtlamalar getirilsin tarzında bir açıklama olmuş galiba. Haber kısmına çok fazla ilgilenmiyorum. Ama haber karşılığı da bu arkadaşlar. Haber karşılığına dediğim gibi çok fazla ilgilenmiyorum. Biraz daha grafikler üzerinden olayı anlamaya çalışacağız. Böyle bir şey beklemiyordum. Kesinlikle yanıldım arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Yani kısa vade adına düşüş trendleri devam ediyordu. Hala bir saatlik fazla yukarı yönlü hareketlerde bulut noktasına takılıyorduk arkadaşlar. Herhangi bir kısa vadede düşen trendi kıramamıştık. Bundan dolayı düşüşler devam edebilirdi ama böyle bir düşüş açıkçası beklemiyordum. Şimdi tabii benim geçen pazar günü paylaştığım bir video vardı. Aslında daha öncesinden geçen haftalardaki çıkışın son dalga olabileceğini konuşuyorduk sizlerle. Ama sonra pazar günü ben bu fikrimi değiştirdim. Ve uzun vade adına elimdeki altcoin'leri hodl yapmaya karar verdim. Tutmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü beklediğim seviyeler gelmemişti. Ve düşük kalmış altcoin'lerde de belli noktalara gelmeden piyasanın ayıya geçmesini beklemiyordum açıkçası. Ve biz bu konularda yanıldık arkadaşlar. Şimdi kafamdakileri de anlatmaya çalışacağım sizlere. Her şey bitti mi? Bundan sonra kripto paralar artık yok mu olacak? Yoksa bu düşüş yeni bir dalganın başlangıcı mı? Bunları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Elimdeki ürünleri hala satmadım. Fakat bununla övünmüyorum. Yani bu benim yaptığım bu davranışta şu anda baktığınız zaman çok böyle başarılı bir davranış değil. Yani böyle başarılı olarak falan söylemiyorum. Hala satmadım bakın görüyor musunuz falan gibisinden değil. Ama altcoin'leri satmadım arkadaşlar. Bir Bitcoin almayı planladığımı söylemiştim sizlere hatırlarsanız. Ve 4 saatlik fazla yükselen dip yapmasını beklediğimi söylemiştim. O yükselen dipler gelmedi. Hala düşen dipler yapmaya devam ettik. Yani dün ben videoyu paylaştıktan sonra da bakın şuradaki mumda da hala düşen dipler yapmaya devam ettik. Bundan dolayı dün de alım yapamadım arkadaşlar. Fakat 38 bin dolar bandı haftalıkta çok ciddi bir destek noktası olduğunu düşündüğümden dolayı 38 bin dolarda Bitcoin alım emrim vardı. Ve bu sert düşüşle birlikte arkadaşlar bu emrimin çalıştığını görüyorum. Şu anda EOS'tan özellikle EOS 14 dolara geldiğinde bir satım yapmıştım. Ondan dolayı elimde nakit vardı. Bu nakitle arkadaşlar 38 bin dolara Bitcoin'de emir girmiştim. O emrin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Hatta sonrasında 38 bin dolarların da altına sarktı. Neredeyse 29 bin dolarlar göründü. Şimdi ben bugün işteydim tabii. Saat işte 4 gibi falan benim telefonlar acayip derecede çalmaya başladı. Yakın arkadaşlarım beni arıyorlar. Öldük bittik falan tarzında beni aramaya başladılar. Ben de tabii piyasaya baktım. Orada bu düşüşü fark ettim. Şimdi bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bu adamlar hep kaçtı. Yani benim böyle zamanında işte Ethereum 90 dolarken, 100 dolarken, 200 dolarken işte bu adamlara bakın böyle böyle kripto paralar var. İleride çok değerleneceğini düşünüyorum dediğim zamanlarda almayan adamlar gelip böyle Ethereum 2000 dolar, 3000 dolar aldığında almaya başlamışlardı. Yani kısa vade baktılar çok yükseliyor. Kısa vadeden zengin olma hayali kurdular. Bu adamlar şu anda arkadaşlar ben kaçtığını görüyorum. En azından benim çevremde şu anda görüntü o şekilde. Bu adamlar lanet olsun kripto parasına deyip şu anda piyasada arkadaşlar zararı kabul edip kaçtılar. Bu bana göre olumlu bir durum. Yani herkesin para kazanması zaten yanlış bir durum arkadaşlar. Ne yazık ki böyle yani bu piyasalarda çoğunluğun para kaybetmesi lazım. Yani şu anda ben çevreme baktığım zaman bu böyle kısa vadeden zengin olma hayaliyle piyasaya giren insanların şu anda ben kaçtığını görüyorum. Bu durumda bana göre buraların alım yeri olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü bu adamlar kaçıyorsa, topluluk şu anda kaçmaya başladıysa
Büyük oyuncular balinalar da yavaştan toplamaya başlamıştır diye düşünüyorum. Şimdi en son pazar günü hatırlarsanız 2017'deki gibi böyle uzun süreli bir ayı piyasası beklemediğimi söylemiştim. Bu durumun gerçekleşme ihtimali bana göre arkadaşlar bu düşüşle birlikte arttı. Çünkü adamlar neredeyse böyle birkaç ayda böyle göreceğimiz seviyeleri burada bize bir günde 2 günde gösterdiler. Belki Bitcoin burada normal bir şekilde bir ayı piyasasına girseydi eğer arkadaşlar bu şu anda gördüğümüz noktaları belki 1 ay içerisinde 2 ay içerisinde falan görecekti. Ama bu noktayı çok hızlı bir şekilde gösterdiler bize. Bu yüzden arkadaşlar bu düşüş çok hızlı geldiğinden dolayı, çok çabuk geldiğinden dolayı ve şu anda böyle piyasaya kısa vadeden zengin olma hayaliyle girenlerin de şu anda ciddi manada döküldüğünden dolayı piyasa çok uzun süre bir ayı piyasasına girmeyebilir. Onun dışında saatlik bazlara baktığımız zaman şu anda bir alım sinyali var mı? Alım sinyali yok arkadaşlar. Burada bakın hala alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz. Ama artık yükselen dipler de görmemiz lazım. Yani bir şey bildiğiniz gibi fiyatı böyle sonsuza kadar sürekli düşmez. Aynı şekilde bir şeyin de fiyatı sonsuza kadar böyle sürekli şekilde yükselmez arkadaşlar. Düşüşler de yükselişler de dalgalar halinde olur. Bundan dolayı artık buralarda gelmesi lazım diye düşünüyorum. Gelmiş durumda değil henüz. Ama buralarda dediğim gibi en azından bir tepki hareketi gelmeli diye düşünüyorum. Bir saatlik bazda hala bir bulut kırılım falan yok. Zaten aşağı doğru iyice çakıldık. Dün biz videoyu paylaştıktan sonra falan da arkadaşlar herhangi bir kırılım gelmedi. Buluta değdiğimiz yerlerde satış yiyoruz. Ve sürekli bulutun alt noktasında kalıyoruz. Yani bulutun altında kalması demek fiyatın bildiğiniz gibi bir üstündeki satış baskısının artması anlamına geliyor. Onun dışında şu anda Bitcoin üzerinden kısa bir videoyu özetleyecek olursam şu anki bu düşüşün çok hızlı gelmesinden dolayı bana göre arkadaşlar pazar günü dediğim olay, anlatmaya çalıştığım olay gerçekleşme ihtimali yüksek. Yani bu düşüş çok hızlı geldiğinden dolayı bana göre piyasa artık böyle 1-2 yıl boyunca aynı 2017'de olduğu gibi, bakın şu bölgelerde olduğu gibi çok uzun süreli bir ayı piyasasına ben gireceğini düşünmüyorum. Şu anda çok ciddi manada insanları ezdiler. Artık bu insanlar da yani yoğurdu üfleyerek yiyecekler. Burada yaptığım çıkarımları tamamen kendi çevremden yapıyorum. Kendi çevremde böyle hiç konuyla alakası olmayan insanlar bile böyle kripto para falan almaya başlamışlardı. Şu anda arkadaşlar benim çevremde en azından bu insanların bu düşüşle birlikte ben kaçtığını görüyorum. Bu da piyasanın biraz temizlendiğinin göstergesi bana göre. Dominans dediğim gibi arttı. Haftalık bazda bakın şu anda mum yeşil. Muhtemelen bu haftayı yeşil kapatacağız. Ve dominans da Bitcoin'in düşüşüyle birlikte artınca arkadaşlar gördüğünüz gibi altcoin'lerin adeta canı çıktı. Onun dışında şu anda saatlik bazlarda gördüğüm bir alım sinyali falan yok. Burada 4 saatlik bazda en azından bir yükselen dipler falan yapmalıyız. RSI'de arkadaşlar uyumsuzluklar yakalamalıyız. Çünkü alçalan dipler yaptıkça aslında biz hala satıcıların baskın olduğunu görüyoruz. Ama ben 38 bin dolar bandında bir alım yaptım arkadaşlar. Emrim vardı orada çalışmış. Şu anda 38 bin dolardan Bitcoin almış oldum. Onun dışında 2017'yi bilmiyorum aranızda hatırlayanlar var mı? Ama 2017'de arkadaşlar şurada bakın Bitcoin bir 20 bin dolardan 10 bin dolara kadar düşmüştü. Gene böyle benzer haberler çıkmıştı hatta. O zaman da çok net hatırlıyorum. Böyle gene bir yasaklama muhabbetleri falan çıkmıştı. Ve Bitcoin 20 bin dolardan 10 bin doları görmüştü arkadaşlar. Ve ardından da 2 haftalık bir tepki hareketi gelmişti buradan. Ve buradaki 2 haftalık bu rally de altcoinlerin hepsi zirve yapmıştı. O zaman geldi aklıma açıkçası. Şimdi biz bunu normalde aslında şuradaki düşüşlerde veya şuradan gelen tepki hareketinde bekliyorduk. Aslında burada düşmüştük hatırlarsanız. Burada işte yukarıya doğru 2 haftalık bir tepki hareketi gelmişti. Ve orada sizlere demiştim ki burada RSI 70 bine kadar bir hareket gelmesini bekliyorum. Ve bu esnada muhtemelen altcoin'lerde ciddi hareketler görmemizi bekliyorum diye konuşmuştuk. Belki de o düşüş bu değildi de belki de bu düşüş oydu diye düşünüyorum. Ve böyle zamanlarda da arkadaşlar hep yarısını siliyorlar. Neden bilmiyorum. Muhtemelen bu kaldıraçlarla alakalı bir durum. 2x bile patlasın diye herhalde. Burada hep böyle zamanlarda yarısına kadar siliyorlar. Mesela burada baktığınız zaman 60 bin dolardan 30 bin dolara kadar düşürdüler. Aynı şekilde bakın buradaki zamanda da piyasayı 20 bin dolardan 10 bin dolara kadar düşürdüler. İşte şu zamanları hatırlarsanız o zamanlar da aynıydı. Genelde böyle zamanlarda fix arkadaşlar yarısını bir siliyorlar paranın. Onun dışında piyasada gördüklerim ve izlediklerim şu anda bu şekilde. Dediğim gibi altcoinlerimi satmadım arkadaşlar. Sepetim hala duruyor. Hatta 38 bin dolardan da şu anda Bitcoin almış oldum.
Ve şu anki bu sert düşüş de yani buradaki 38 bin dolar bandının şuradaki şu kırmızı bölgenin arkadaşlar çok hızlı bir şekilde görülmesinden dolayı da ben piyasanın çok uzun süreli bir ayıya girmesini hala beklemiyorum. Gene fırsat buldukça sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bugünlük izlediklerim ve gördüklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.